Dostlar, herkese selam. Bugün size bahsedeceğim konu 0 kilometre otomobil pazarında yaşanan ve yaşanacak değişim. Yani bunu mümkün olduğunca sıklıkla dile getirmeye çalışıyorum. Hepimizin bildiği gibi Çinli markalar hızla Türkiye'ye gelmeye başladı. Ama hani bu hız öyle böyle değil. Bugüne kadar Çinli markaların geldiğinde Türkiye otomotiv pazarında özellikle fiyat performans konusunda neler yaptığını hep beraber gördük. En büyük örneğimiz Chery. Chery satış rakamlarında acayip rakamlara ulaşmaya başladı. Bir değişim yaşanıyor otomotiv sektöründe. Sadece Çinlilerden de kaynaklı değil. Mesela Tesla'dan da söz etmek lazım. Tesla geldiğinden beri o da çok iddialı satış rakamlarına ulaşıyor. Ama elbette öncelikli konu Çinli markalar geldikçe neler oldu? Biliyorsunuz Chery Türkiye'ye geldi, modellerini satmaya başladı. Kasım ayının hemen başından itibaren BYD gelip modellerini satmaya başlayacak. Ondan öncesinde MG modellerini Türkiye'de satmaya başladı. Bununla beraber işte Skywell, Leap Motor gibi markalar Türkiye'de boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde DFSK de Türkiye'de satışa sunuldu. Bunun yanında işte Seres diye bir marka var. O da satışa sunulmuş durumda. Ama bunlarla sınırlı kalmayacak. Çinliler otomotiv pazarında Çin mahallesini kuruyor. Yani bu artık %100 bir gerçek. 2024 yılının hemen başlarında sayılarının 10 markaya hatta belki çok azıcık da üzerinde bir sayıya ulaşmalarını bekliyorum. Mesela hani gelebilecek markalar arasında Voya geldi, hani modellerini satacak. Chang'an var, modellerini satacak. Hongqi geldi, modellerini satıyor. Bunların dışında Çinli çok büyük markalar var. Onlarla ilgili söylentiler var. Biliyorsunuz Geely söylentisi tam gaz devam ediyor. Zaten Geely gelirse sektörde acayip bir etki yapacaktır. Bunun yanında Chang'an hani acayip konuşulan markalardan bir tanesi oldu. Bu isimleri tamamen uydurarak okuyorum. Chang'an hani uçma gidiyor okunuşu. Bu modeller Türkiye'ye geliyor. Çinliler Çin mahallesini kuruyor ve asıl şovlarına 2024 yılında başlıyor. Onların gelmesiyle beraber 0 kilometre otomobil pazarında bugüne kadar ulaştığımız fiyatlardan daha düşük fiyatları konuşmaya başladık. Daha da çok konuşmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Ve cebimizi düşünmek zorunda olduğumuz için son derece iyi bir gelişme bu. Bunun yanında bugüne kadar bizlerle birlikte olan, var olan markalar da kampanyalarına devam etmek zorunda. Çünkü bu rekabete adapte olup ayakta kalmaları gerekiyor. Bakalım neler olacak, yaşayacağız, göreceğiz ama Çin mahallesi kuruluyor. Otomotiv sektöründe çok acayip günler bizleri bekliyor. 2024 yılının hemen başlarında bu konuları çok daha ciddi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.